Selamlar, ben Atam Uyuşlar birlikte Age of Strike 2 İsviçre Kralı serimizin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kameram çalışmaya çalışıyor. Bu bölümümüzde biliyorsunuz ki az önce Çek Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmiştim. Yanlışlıkla bir tur ileri aldım. O yüzden ordularım bayağı bir düştü. Bu ordumuz buraya, bu ordumuz buraya, bu ordumuz buraya. Oğlum buradaki ordumuz... Ha, dedim bir an orada yok. Oğlum yok diye. Oğlum belki o kız kör diye. İlerleyelim. Güzel, geri doğduğumuz kalmadı. Şurada bir 3000 bölünme yaşayacağız. Umarım oradan kayıp vermeyiz. Burada çok az ordumuz var. Niye o kadar az ordumuz var? Ve Almanya ile artık her konuda sınırdaşız galiba. Şu ordum şöyle şuraya bir 25.000 bölünme yaşasın. Mitoz bölünme. Şunlar da şuraya gitsin. Rahatlıkla işgal ediyor muyuz? Ettik. Güzel. Şimdi tüm ordularımız şurada bir toplansın. Benim kameram çalışıyor mu şu an? Bir saniye, ben bakıp geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kameram bir bozuldu. Bozuldu dedim, takıldı. Herhalde arka arkaya video çektiğim için olsa gerek. Bu arada hani ben serilerimi olabildiğince arka arkaya video çekiyorum. Daha sonrasında hani kapak fotoğraflarını yapıyorum, planlıyorum falan filan, yazılı işlemlerini hazırlıyorum açıklama kısmındaki, ondan sonra atıyorum. Montaj falan yapmıyorum zaten 20 dakika olduğu için. 20 dakika demişken ayarlayayım. Şöyle 18 dakika ayarlıyorum çünkü biliyorsunuz ki 2 dakikada geçmişti oradan. Burada asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirdim, şu an deli gibi şu kameraya bakıyorum 2'de 1. Çünkü kafamda o yer etti benim. Bütünse bittiğim videoyu kaldığımı. güzel, tamam. Baya bir sınırlarımızı genişlettik. Şu an Polonya ile olan 23 tur sonunda bitiyor. Ultimatum yollayabiliriz. Polonya'ya ikinci bir harekat düzenlemek yerine Yunanistan işgalini gerçekleştirebiliriz. Fakat onun için de bir 100 bin, 150 bin kadar bir ordu geliştirmemiz lazım. Benim İtalya'yı işgal etmem lazım. Fakat İtalya'yı işgal etmeden önce de Belarus bana bir savaş ilan etmiş. Umarım bu savaş ilanını çok fazla uzatmaz. Eğer uzatırsa çünkü. Uzatmamış, çok güzel. Şimdi şu ordularımız şuraya bir geçsin. Belarus'u da işgal edeceğiz de. Ya dediğim gibi zaten burada ne kadar ülke görüyorsunuz şu an biz İsviçre dışında. Moldova, Ukrayna, Litvanya, Estonya, Belarus, Almanya, Fransa. Ey Almanya. İtalya, İspanya'da dahil olmak üzere birçok ülkeye savaş ilan edeceğiz zaten. Şu an sadece birkaç ordu basım işlemi gerçekleştiriyorum Yunanistan çevresinden bilhassa. Çünkü hani oradan da deli gibi ordularımız olduğu için. Şuradan sadece denize çıkartacağım oraları. Çıkartacağım. Çünkü en bu sefer buraya ve buraya çıkartacağım. Karadan giderken de buraya ve buraya saldırı yaparız. Şimdi bunları bir toplayalım. Ya şimdi sizin gördüğünüz o kamera açısını ben de gördüğüm için burada kameranın bu kısmına bakmıyorum. Normalde ışığı yansa da o donukluğu olduğu için fark ettim onu çünkü. İsviçre serimizden sonra bu arada belirli aralıklarla yeni bir ordu, pardon, yeni bir ordu demişim. Yeni bir seviye başlamayı düşünüyorum. Cities Skylines olabilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 60 bin ordumuz var. 10 bin, 10 bin, 10 bin, 40 bin yapan. 15 bin, 15 bin, 15 bin, 15 bin bölelim. 40 yapar ve ameliyat yapar. Aklıma geldi. 40 yapar ve ameliyat yapar doğum günü. Şimdi şuradan ordu basalım. 3 bin buradan. 2 bin buradan. 5 bin buradan. 5 bin buradan. İyi, tamam. Yok. Lan basacağım onu. Heh. Benim ekonomik yatırımlarım sürüyor mu? Sürüyor. He, dedim niye bu kadar az ordu çıkıyor orada? 20 bin ordu şu denize gelsin. Güzel. Devam ettir. Tamam. Bunu seçmedim ben buraya. Dur, seçmemişiz. Gelsin orada ordumuz oraya. Tık 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 yerleşelim. Tam zamanlı yerleştiler. Çok iyi. Yunanistan işgalini de gerçekleştirelim. Polonya'ya da bir ultimatum yollayalım. Şimdi Polonya ile neye bir ikinci harekat düzenlemiyorum? Zaten işgal ettik. Gereksiz yere boşu boşuna başımızı ağrıtmasınlar.
Şöyle umarım kabul ederler. 117 bin orduyla kabul edeceklerini pek zannetmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şu ordular şuraya gitsin. Şu ordu ilk önce şuraya bir 6000 ordu yollasın. Şu ordu şuraya bir 10.000 ordu yollasın. Şu ordu şuraya 5.000 ordu yollasın. O orada bir kalsın. Bu ordu buradan girsin. Aynen öyle. Yunanistan'ın en çok sevdiği şey kıyı şeridinden saldırmak, pardon, deniz üzerinden saldırmaktır. Biz de ona en sevdiği şeyle bir karşılık verelim. Öyle değil mi? Şimdi 4.000 buraya. 4.000 buraya. 4.000 buraya. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. Hemen bu da buraya gelsin. Bu burada beklesin. Başkenti kalabilir. Aha, orayı zaten ben onu çıkartma atmışım. Bu buraya. Bunlar buraya bir gelsin. Çok Yunanistan şu an çok tilt edecek bir savaş tekniği geliştiriyorum şu an. Kuzey Kıbrıs'ı alıp Türkiye'ye versek mi acaba? Ya da vermeyelim ya. Şimdi boşu boşuna onunla uğraşmayalım. Aha, orada şey varmış. Neyse tamam, sıkıntı yok. Orada ordularımız var. İntikal ederler dedik. Kuşatma altına alalım ki genişleyemesin. Ulan Yunanistan her konudan şanslısın be oğlum. Hemen ordumuz buraya gelsin. 120 bin orduyla mı gitmiştim? Yok. 60 bin burada. 100 bine yakın. 117 bin orduya gitmiştim. Polonya bu arada benim ultimatomumu kabul etmiş mi? Etmiş. Değil mi? Ona bakmamıştık. Baya güzel. Topraklarımız da genişledi. 60 bin ordu hemen geri dönüyor. Yunanistan'ın da topraklarını şöyle alalım. Daha hiç uğraşmayacağım onunla. Şu an Türkiye ile de bir sınır dışı olduk. Sadece Türkiye'nin şu topraklarını alabilmek isterdim. Yapacak. Almanya mı Rusya mı? Siz olsanız kimi seçerdiniz? Bunu yorumlara yazacak fırsatınız olmayabilir. Almanya mı Rusya mı abi? Üçüncü bölümde. Çok önemli bir seçim. Şu an düşünüyorum. Düşünebiliyorum sadece çünkü. Ey Rus... Abi ben şu an ne yapacağım? Benim yanıma çok güçlü bir ittifak bulmam lazım. Fransa'yı mı bulacağım amına koyayım? Fransa olmaz abi. O zaman ne yapacağız? Rusya ile ilişkileri geliştireceğiz. Ekonomiyle hangisinin daha iyi? Almanya'nınki daha iyi. Almanya'yı işgal etsek ya. Almanya'yı yoğurdu çıkaralım abi. Bunlar zaten birbirini yiyor. Bunlar yemeye devam eder birbirlerine. Tamam, bunlar ne zaman birbirleriyle savaş, barış imzalasalar ben gideceğim bunlara ticaret yapacağım. Bunları gene savaştıracağım. Bunlar savaşırken ben de Almanya'yı alacağım. Ama Almanya için bir sınır sayma işlemi yapmamız lazım. Dur. 10, 11 dakikamız var. Tamam, sıkıntı yok. 11 dakika bize yeter. Çek bunu abi. Çek bunu. Yap ya, mallara yatırım. Şey, mal, aynı mallara yatırım yap. O ne lan? Yeni Çağ'a hoş geldin. 2050'ye girmişiz arkadaşlar. Şimdi bu arada bizim en çok eyalet işgal ettiğimiz seri Türkiye olmuştu. Muhtemelen onu bu seviyede geçebilirim, biliyor musunuz? Niye? Çünkü biliyor musunuz? Çünkü işgal ettiğimiz eyaletlerden 71 eyalet çıkartacaktık. Abi Rusya bana hakaret mi etti? Rusya bana hakaret etti. Rusya bana hakaret etti ve Almanya benimle savaşa girecek gibi de duruyor. Şöyle şu kabloyu şöyle ayarlıyorum. Bir tane kablo var, kulaklığın kablosu. Deli gibi uzun. Artık 1 metre miydi, 2 metre miydi, 3 metre miydi, kaç metreydi hatırlamıyorum. O kadar değildi de 1 metre vardı yani illaki. Fazla geliyor bana. O yüzden kasaya bağlıyorum onu. Yani kasayı çeviriyorum. Kulaklık taktığım yer. Ön kısmı, arka kısmı takmıyorum ben onu. Şimdi abi. Almanya'yı zaten işgal edersek benim topraklarım daha güzel olacak ama fakat yanımda da Rusya gibi bela olsun istemiyorum yani. Düşmanları kim bunun? Azerbaycan, Etiyopya İmparatorluğuna edelim anasını satayım. Sonra barış imzalarız. Libya et. Savaşa gireceğim bir ülkeyle düşman olsa Türkiye işgal ediliyor lan şu an. Türkiye'yi var şu an işgal ediyorlar. Niye işgal ediyorlar? Hadi Türkiye'm, comeback atarsın. Benim zaten yollayacağım paraya pek ihtiyacın yok da ben gene de sana para yollayayım, ne olur ne olmaz. Anasını satayım, bir şey olur. Durduk yere ülke elden gitmesin. Şimdi abi. Ya şu an çok düşünce içerisindeyim. Yani Almanya'yı seçsek
Rusya bize savaş ilan edecek. Rusya nasıl karşı? Aslında Rusya'ya karşı koyarım ben var ya. Ama Almanya'yı da zaten işgal çıktık. Bence Almanya'yı işgal ederim. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25 bin, 30, 35 bin, 40, 45 bin, 50, 55 bin, 60, 65 bin, 70, 75 bin, 80. 180 bin yapsak her yere 10 bin gider. Yapalım. Almanya'yı 10 bin askerle fetheder miyiz? Her bir sınırından. 180 bin askerle yani. Denenebilir. Neden denenmesin? Denenebilir. Niye denenmesin? Yani biraz zorlu da olsa neticede hangi iş kolay ya da hangi seviyede kolaylıkla bir ülkeyi fethettik ki zaten? Büyük ülkelerden bahsediyorum. Şimdi şurada ne kadar bir ordu oldu? 50 bin ordu oldu. Of. Hatta 54 bin ordu oldu. Hemen onu buraya çekelim. Ve daha sonrasında Avrupa kıtamızdan da ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Orada ordu basamadık. Zamanında gidemedik. Gazıya alamıyorduk. Ulan ya. Arada canım sıkılınca görüyorum o dayıları izliyorum. Can sıkıntımı alıyor gerçekten. Hiç stres olmuyorum böyle. Benden diyorum daha aptalları da var. Hemen şuradaki ordularımızı da birleştirelim. Bu ordularımız da hemen. Hemen abi. Almanya sınırına çekeceğim. Şimdi Rusya ile sınırdaş olmak bizi üzer. Eğer ama Rusya'yı dost alırsak Avrupa ülkelerini rahatlıkla işgal ederim. Yani Rusya bizimle dost olmayı kabul ederse bunlar barışmış mı? Hangi yüzle barışıyorsunuz lan siz? Ticaret talep et. Savaş ilan et Fransa. Seç. Al sana 100 bin. Et bakayım savaş ilan. Ha etti. Ben boşuna mı yolladım lan size? Aa parayı boşuna yolladık. Dolandırıldım. 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 Dolandırıldık. Vallahi dolandırıldık. Aha, savaş ilan etmedi. Parayı aldım, parayı geri ver götür o zaman. Bekle oğlum İtalya. Aslında İtalya, bak Almanya değil de. Dur, Almanya'yı işgal ederim abi. İtalya zaten çok fazla kalkınamaz. Kalkınırsa, o kalkınana kadar ben Fransa'ya para veririm. Fransa onu işgal eder. Sonra Fransa işgal ettiği için ekonomik bir düşüş alır. Hem İtalya hem Fransa işgal ederiz. Nasıl fikir? Bence çok daha iyice. Abi yok anasını satayım bir oldu 200 bin oldu hatta. Şöyle ekonomik yatırımları gerçekleştirelim. Hem de oradaki ordumuz oraya bir gitsin toplana dursun. Şimdi 207 bin ordumuz var. 207 bin orduyu. Her yere bir 10 bin, 10 bin koyacağım. Ya fazla gelecek biliyorum. Kalan fazlalığı da nasıl alacağım biliyor musunuz? Başkentin olduğu kısma yollayacağım daha çok. Buradaki alt kısımlardan 10 binle bence bir yönetebiliriz diye düşünüyorum. Ama bunu tabii ki diğer bölüm yapacağız. Ben neden şimdi hani diyeceksiniz neden Avrupa'daki bir ülkeyi seçmedin de Rusya'yı seçiyorsun? Arkadaşlar Rusya daha büyük. Ekonomik açıdan daha kötü olabilir. Fakat elflerin gücü yeter. Yani müttefikiniz Rusya olduğunu düşünsene gerçek hayatta. Bir ülkesiniz ve müttefikiniz Rusya. Ya şey diyor mesela. Sen git. Ben arkandayım mesela diyor. Sen beni çağırdığın anda gelirim diyor mesela. Herif aniden 40 bin orduyla gelebilir. Aniden 50 bin orduyla gelebilir. Hangi ülkeye savaş ilan edersiniz dedim. Bu böyle olabilir. Bu yüzden mesela orada kaç ordumuz kaldı? 55 bin civarlarında bir şey. Aynen 57 bin. Şimdi şuraya 15 bin ordu yollayacağım. Buraya 15 bin ordu yollayacağım. Buraya 13 bin ordu. 13 bin orada yollayacağım. Kalan da buraya yollayacağım. Aynen öyle. Hadi koş. Ve onlar oraya yerleştiğinde de ben şuradan ordu basacağım. Belçika Fransa'yı işgal etmeye çalışıyor. Belçika. Şimdi abi dur. Rusya bizde ekonomik açıdan nasıl?
Hop. Lan niye düşüyorsun anasını satayım? Ben onu seni oraya düş diye mi koydum? He. Bizde ekonomik açıdan daha iyi. Şey ekonomik açıdan diyorum ya. Diplomasi açısından daha iyi. Güzel. İlişkilerimizi de geliştirelim. Bunun düşmanı kimse ona da hakaret edelim. Bostonya. Evet. Hatta bunları 40'a kadar çıkartalım. Düşmanlığımızı. Ki sıfırlansın. Ki daha şu an hiç ilişkilerimi geliştirmedim. Burkina Faso. Evet. Bunu da 20'ye kadar çıkartalım. Çok iyi. Harika. Harika. Bir de şimdi Almanya savaş ilan ettiğimiz zaman da bir düşüş olacak ama beni çok yoracak. Beni çok yoracak. Beni gerçekten çok yoracak bu savaş. Beni neden gerçekten çok yoracak? Şu an tam başkentimin üzerinden saldırıyorum. Öyle bir yoracak yani. Tam başkentimin üzerinden saldırıyorum ve yani başka kaçış yolum da yok. Hani başka türlü şey diyebilirdim mesela. Yani şey olabilirdi mesela. Ne bileyim. Oraya savaş ilan ettiğim zaman rahatlıkla kaçabilirdik falan filan, yanlış bir hareket yaptık. Şunu şöyle böleceğim. Bu buradan gidecek. Fakat bizim de şu an en karlı olduğumuz nokta Almanya ile her yerden sınırdaşım. Yani evet, tek bir tur içerisinde sadece tek bir bölgesine saldırmıyorum. Neredeyse 10-15 bin, yani 10-15 bin değil. Neredeyse 8 farklı eyaletine saldırıyorum. Bunun burada ne ara yerli toprağı oldu ya? Ya Rusya bu toprağına nasıl ona böyle bir kaptırırsın ya? Daha hiç ittifak almadık bu arada bu seviyede yanımıza. Normalde direkt ittifak alırdım ben yanıma. Türkiye'de almıştım. Rusya'ya almıştım. Unuttum bak onu şimdi. Onu unutmuştum. Dedim Türkiye'de hangi kişiyi yanımıza almıştık? Ülkeyi yanımıza almıştık. Rusya'yı almıştık. Şimdi şöyle. Türkiye serimiz güzel geçmişti vallahi ama ben çok sıkılmıştım yani o seviyeyi çekerken. Niye bilmiyorum. Böyle yavaş yavaş savaşmıştık. Ya İsviçre'deyken bile bakın mesela ne kadar çok hızlı bir savaş dönüyor. Ama o seviyede o kadar hızlı savaş dönmemişti. Ona bir kafa tutulmuştu. Hareket puanımız yok. Tamam okey, sıkıntı yok. Burada doğru bekletelim. Lan Polonya'nın askerleri ölseydi bari. Polonya'nın niye abi orada askeri var lan? Bizim dakikamız bitmedi mi? 2 dakikamız kalmış. Oo, hiç diğer bölümü beklemeye gerek yok. Çok iyi. 2 dakikamız kalmış. 2 dakikada işgal edemeyiz belki ama. Gene de şuradan gideriz ya. Gene de mesela şu rahatlıkla bitirebilirim ki Fransa ile Belçika savaşta, Libya bununla savaşta, ekonomiler bayağı kötü. Ben bunları büyük bir savaşa sokacağım. Kaç bin ordu da geliyor? Yuh be arkadaşım, o kadar ordu da gelir mi? Psikop denizden çıkartma attı. Vay psikopat herif. İyi. Ben orayı alayım bakayım nereden çıkartmayacağım başka. Tamam buraya girelim, buraya girelim, buraya girelim, buraya girelim, buraya girelim. 7000 ordularla geliyorlar. Of of, orayı kaybettik. Şimdi biraz bekleyeceğiz tabi. Orduları iyi bir dağıtalım yapalım çünkü neredeyse 2 yeri kaybettik. O geri ordularımız kaldı. Wait. Konuşamadım. Geri ordularımız kaldı. Kalan ordularla yerini tamamlamamız lazım. Şunu da şuraya yollayalım. Bu orada kalsın. Kameram gelmiş. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kadar çok kesilmesi normal mi bilmiyorum. Ben de dediğim gibi yeni aldım kamerayı, bilmiyorum. Ama video sonrasında araştıracağım. Ama arka arkaya çektiğim için kamera ısınıyor da olabilir çünkü odada ona havalandırdığım bir yer yok. Yani soğuttuğum bir yer yok. Şimdi toprak kaybı yaşamadan devam ediyor muyuz? Ediyoruz, güzel. Şimdi bu ordularımız hemen buraya bir gelsin. Şimdi bu ordumuz direkt başkentimize bir gitsin abi, ne olur ne olmaz. Şu ordumuz da şurada bir beklesin. Kamerayı şöyle bir sileyim. Daha iyi oldu. Buğulanmıştı. Şimdi şu şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin. Şu şuradan devam etsin. Bu buraya gelsin. Bu da buradan devam etsin. Bu savaşı bitirdikten sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Hemen bu buraya gelsin. Bu buraya gitsin. Giysin. Giysin mi? Bu buradan devam etsin.
8000 ordu buraya, 3000 ordumuz buraya gitsin, 3000 ordumuz buraya gitsin, 1500 ordumuz da buraya bir girebiliyorsa girsin. Orada bir gene ordu bekletmek zorundayız. Oğlum ben burayı of, çevresinde hiç asker falan da yok oranın. Almanya'nın nasıl bu kadar oradan ordusu olabilir ya? Ben bitti diye bitti gözüyle bakıyordum yani ben bu savaşı, açıkça söylemek gerekirse. Yani ki bitmiş gibi de duruyordu yani. Almanya'yı mı hafife aldık? Bir şey oldu artık ama anlamış değilim yani. Tamam, okey. Oraya ben ordu yollamış mıydım? Yollamamıştım galiba. Çevresinde ordu var mı? Kuşatma altına alabileceğimiz bir şekil var mı orada? Bu buraya gelsin. Ya burayı şu an hiç yoktansa daha hızlı kuşatma altına alabileceğim. Çünkü hani her yerde ordum var burada. Bir burada yok. Hani bir şu kısmında yok. Oraya yolladı. Her yere ben ordu yolladım. Ki güzel. Oraya da yolladım. Şuraya yollamamışız. Şimdi hemen oraya da yollayalım. Sonrasında evet, bunu şurada birleştirelim. Evet, 20 dakikayı da geçeli çok oldu bu arada. Hani çok fazla olmamıştır. En fazla 22-25 dakika sürmüş olsun. Fakat ya bu kamera beni çok uğraştırdı. Part 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 yaptı ya bunu. 3 part sürdü bu bölüm yani. Öyle söyleyeyim. Bir tek o beni yordu. Yapacak bir şey yok. Evet, iyi günler oyun arabanın mülakat bekliyorum. Daha çok Age of Story büyük, büyük ki değil. İsviçre Krallığı serimizin gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.